Generaller değil, ya arada askerler de olacak, savaşacak. Yangın yapmıyor Paris Saint Germain'ler, yangın yapmıyor. Var bize mi var? Mevzusu, var bize mi var? Thomas Müller, vallahi stoper de koysan stoper de oynayabilir gibi geliyor bana. Usain Bolt'la yan yana gelseler, Prime Usain Bolt'a öyle açık farkla geçilmeyebilir. Paris Saint Germain'ler müjde. Katar ayağınıza geldi ya. Bütün dengeleri aslında futbol ilk ayarını bozan adamdır. Conte'nin bunun üzerinden nasıl bir ders alması lazım? Acaba topluma büyü mü yaptılar ben anlamadım yani. Şampiyonlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Emek Ege ile birlikte son 16 turu maçlarını konuşacağız. Emek merhaba. Merhaba Ali Emre. Biraz ara vermek zorunda kaldık. Evet. Malum yaşananlardan dolayı Şampiyonlar Ligi'nde ama heyecan devam etti. Ve son 16 turunun ilk bölümü, ilk partisi tamam. Şimdi geri kalanlarını bekliyoruz. Evet. Tabii dikkat çeken sonuç Paris Saint Germain. Ne ah aldılarsa artık ya, Neymar yine sakatlandı. Evet. Sezonu yine kapadı. Messi de yetmedi ve karşılarına gele gele Bayern geldi. İki maçta da hiç gol yemeden süpürdüler Paris Saint-Germain. Şimdi 2011 zannediyorum hisselerin büyük çoğunluğunu alıyor Paris Saint-Germain Katar. Evet. Devleti diyelim aslında. Sonra bir sezon sonra da tamamını alıyor. Tek amaç ne? Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak. Çünkü zaten arada bir Lille'in girdiği, bir de Monaco'nun girdiği dönemler dışında bu seriyi de sürdürüyorlar. Ama ligde başarılılar. Ligde başarılılar. Bana kalırsa ilk sezon önce Lille şampiyonluğu vermek, yani bu kadar yoğun, büyük imkanlar varken lig şampiyonluğu kaybetmek, hani o 5 şampiyonluğa bedel gibi bir durum. Monaco da öyle. Monaco'nun o kadrosu Mbappe Leonardo Jardim yönetiminde muazzam, Mbappe'li işte. Yani oradan Mendy'ler. Bütün takım zaten dağılmıştı. Hatta neydi o Kayseri'ye gelen oradan Benayoun. Benayoun muydu? Benayoun değil. Kayseri'de gelmiş stoperi var. Türkiye'ye de geldi bir tanesi. Çok tutunamayanlar da. Çok önemli değil de. Şimdi Paris Saint Germain durumu şuna benzedi biraz. Sürekli başarısızlık var. İlk 4 sezonu Katar sermayesini son 16 yapıyor. Sonraki 4 sezonunda ilk çeyrek final yapıyor. Sonra son 16 yapıyor. Bir işte finali, bir yarı final derken yine gelinen nokta playoff turunda yenildi, mağlup oldu. Yani durum da şuna benzedi biraz. Yenil, yine dene, daha güzel yenil. Daha güzel yenil şöyle yani sende Mbappe varken, Neymar varken, Neymar sakatlandı ama Messi varken yenil. İşte hiç gol atamadan elen. Daha üst seviyesi nasıl olur bilmiyorum. Los Galacticos'un yani, bir versiyonu dedik çünkü Paris. Yani bana göre Paris Saint Germain, şöyle bir durum, Yusuf Kenan Çalık duymasın, Paris Saint Germain taraftarı. Plansızlığın, programsızlığın, açgözlülüğün, yani futbolda övdüğümüz neyi övüyoruz? Futbolda taktik disiplini övüyoruz, futbolda adanmışlığı övüyoruz, futbolda istikrarı övüyoruz. Ve genel itibariyle her zaman olmamak kaydıyla bunlara bağlı kalan takımlar başarılı oluyor. Şimdi çok para harcayan, evet avantaj elde ediyor ama bu temel kriterleri karşılamadığınız zaman işte... Şimdi ilk sorgulanan şey ya bu Messi ortadan kayboldu. Bir, Messi'nin gelecek sezon nerede olduğunu bilmiyoruz. Barcelona'ya dönme ihtimali var. İki, Mbappe nerede? Mbappe de bu maçta kendini gösterdi. Çünkü Mbappe'nin de aslında kafası karışık. Yani Mbappe evet Paris Saint Germain'de kaldı. Ama Paris Saint Germain'de kalırken çok da güle oynaya kalmadı. Kulübün tapusunu neredeyse adamın üzerine yaptılar. Evet. O da yani Real Madrid'e son anda çalım atarak... Olmadı. Orta sahasına bakıyorsun sürekli bir sirkülasyon var. Savunmada hala en çok güvenilen adam Marquinhos. Marquinhos'un sakatlığı Mukiele girdi, Mukiele çıktı. 10 dakika sonra onda da bir problem var. Yerine giren 17 yaşında bir oyuncu girdi. Adını okumakta zorlanıyorum. Bitchina bu. Sonra ikinci olarak oyuna giren oyuncu Zaire Emery 17 yaşında. Yine Ekitike 20 yaşında. Şimdi ciddi bir kulübede sığlık var. Tamam Neymar sezonu kapattı bileğinden sakatlandı ama ve bunun yanında da büyük bir sabırsızlık ve bir an önce Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşmanın derdi var. Şimdi Galtier'de şey dışına çıktı. Bir de teknik direktör sirkülasyonunda var. Zaten en büyük ben mesela hatırlıyorum %100. Tuchel'ı Dortmund'dan bir sene boşta kaldıktan sonra Tuchel'ı Paris Saint-Germain'in başına getirmek ya dedim sonunda doğru yol buldular herhalde. Sürekli değişim değil.
gelişime yönelecekler. Çünkü Tuchel Mainz'dan itibaren işte Klopp'la birlikte çalışmış olması, Nagelsmann'ın şeyi olması, kanaat önderlerinden birisi olması, o kuşak teknik direktörlerden ve gelişime inanan, karakter olarak biraz problemli, yönetimlerle sürekli sorun yaşıyor ama oyuncudan verim alma, taktik disiplin sağlama, mükemmeliyetçi olması dolayısıyla hani böyle hani generaller değil, ya arada askerler de olacak, savaşacak. Ya dün işte David Ginola da bunu söylüyor, Zinedine Zidane da söylüyor Fransız futbolundan. Hani o elde tutulamayan bir şey vardır ya, bazen bir taç atışına giderken topu bir an önce alma, gole ihtiyacım varken hustle diyorlar NBA'de, böyle bir yangın yapmıyor Paris Saint-Germain'ler. Yangın yapmıyor. Yani çok böyle sanki para dışında, kontrat dışında bir sorumluluk hissetmiyor gibi geliyor bana. Yani o takımın kalbi, yani şimdi Sergio Ramos. Sergio Ramos burada zaten 5 tane Şampiyonlar Ligi kazanmış. Herhalde 5 taneydi. Sayısız kupası var. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncularından biri. Sonunu tamam, Thiago Silva'dan mesela verim aldı Paris Saint-Germain öyle. Sonra Chelsea'ye gitti ama Sergio Ramos da kötü oynamamasına rağmen bir şey gibi değil ya. Yani sanki Suudi Arabistan'ı şimdi o plansızlığın içerisinde Cristiano Ronaldo şey olunca alınabilir duruma geldiğinde Suudi Arabistan takımı gitti. Hiç ihtiyacı yok aslında. Abu Bakar var, Talisca var. Abu Bakar'ı gözden çıkartma pahasına daha fazla para. Abu Bakar serbest oyuncu olarak gitti, geldi Beşiktaş'a. Şimdi o plansızlığı şeye uyarlıyorlar aslında. Paris Saint-Germain'e uyarlıyorlar. Yani Katar, Paris Saint-Germain'ler müjde, Katar ayağınıza geldi ya. Katar makinesi ayağınıza geldi. Onun içinde olmuyor. Ya olabilir. 3 sene önce final oynadılar. Olabilirdi. Yani 1-0 yeniler. Orada da ama şey de var ya. Fanus evet, sistemi. Yani, iki statta oynanması. 8'de final. Evet, tek maç usulü doğru olması. Onların da etkileri var. Yani Barcelona'da gitti Bayern'den kaç? 8 mi 7? Evet. Orada yani 8-2 hatta. Evet. Olağanüstü yani, şartlar. Pandemi. Yani acayip şartlar vardı. Ama onu mesela fırsata çevirip bir şekilde final yaptılar. Orada da elenselerdi. Dediğin. Şimdi yeniden Tuchel diyorlarmış. Farklı bir. Tuchel boş da içerisinde. Yeniden şimdi şeysizlik. Yani çok fazla zaten bence bu bakış açısının sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Yani onu her al, onu öyle al. Galatasaray bizi şampiyonluktan etti. Onu al. Hani biraz hani tırnak içerisinde Fenerbahçe'nin, hani bir sezon Fenerbahçe Anadolu takımında gol attıysan, biraz da kafayı gösterdiysen hemen Fenerbahçe'nin hani bu İlker Yağcıoğlu'ndan başlamak üzere böyle bir şey vardır ya. İşte Aydın Spor 6 tane attığında Fener'e 2 tane İlker Yağcıoğlu, Fener'e geldi bir sezon sonra. Gibi. Yani Paris Saint-Germain de ya Galatasaray oldu, bu olmaz. Tuchel öbür sezonda bize bilmem ne yapmıştı. O Pochettino, aa bak ne güzel işler yaptı, Tottenham'da final oynattı vesaire. Onu alın bu. Ama futbolda böyle değiş. Maçla ilgili konuşacak olursak, iki maçta da evet Paris Saint-Germain üstüne oynadığı dönemler var. Ama işte ama, Bayern. Ya şimdi De Ligt. Yani savunma hattında özellikle De Ligt diyeyim. Yani aralarda top aldırmaması Messi'ye, sert oynamaları. Yani ya evet Goretzka ve Goretzka'nın olağanüstü, orta sahadaki ikilinin olağanüstü performansı. Evet. Ve çıkarken de yani bir de topu zaten hani o Verratti gole de aptalca demiş. Biraz da Bitshaubu'yu şey altına ne derler? Zan altında. Hedef tahtasında bırakıyor teknik direktör. Orada Orsato direkt Verratti'ye şey yapıyor. Şöyle kızın. Almaya çalışmıyor. Ve ardından gelmeyen o bir reaksiyon yok. Reaksiyonda olmayınca ha şimdi bizi bilen burada biliyor. Çok zaten Paris Saint-Germain şeyi değiliz. Hani böyle hala ya 222'yi ona vermiş, 180'i Mbappe'ye vermiş. 400 ben Messi'ye bilmem ne kontrat vermiş. Hani veyahlar işte Patrice Lokolar oynarken Paris Saint-Germain. Rayler, Rabesandra Tana, Luis Fernandez. 97 Kupa Galibiyeti evet. Kupası dönemlerinde biraz sempatizanım. Sonra o koça da gittiğinde aslında Ronaldinho Paris'e gitti. Koçayı aldılar, sağ kanatta oynattılar yani. Yani o zamandan Paris'i takip ediyordum ama dediğin gibi son dönemler çok ilgimi çekmedi Paris açıkçası. Dediğin hepsine katılıyorum. Yani açıklamalara da bakalım. Galtier işte o sirkülasyon içerisindeki ki o Lille şampiyon yapan teknik direktör aslında.
Büyük bir hayal kırıklığı. Ne yazık ki bunu sindirip kabullenmeliyiz. Almamız gereken bir ders var mı bilmiyorum ama sinir bozucu bir durum. Ya alınacak ders bir teknik adamın aslında ötesinde bir durum var. Sezon bitti diyor, ne dersi diyor aslında. Şimdi kulüp kültürü oluşmuş durumda. Ya Paris Saint-Germain zamanında da işte özellikle o televizyon şirketi Canal Plus evet. aldıktan sonra her zaman işte Veya'yla, Reis'iyle, biz o dönemler Cinola'sıyla yani şimdi Deli Valdez'iyle doğru. böyle Patrice Locos'uyla geliyor böyle aklımıza. Yani her zaman zaten yani Marsilya'dan sonra işte Marsilya'nın 90'ların başında bir tartışmalı da olan bir üstünlüğü var ama Şampiyonlar Ligi'nde kazandıkları en önemli takımlarından biriydi. Zaten kuruluşu çok yeni bir takım. Yani Paris FC ile şeyi hani gelenek birleşimi öyle bir Avrupa geleneği, geçmişten gelen Liverpool'un getirdiği gibi bir durum yok ama güçlü tribünleri olan biraz tartışmalı. 90'ların başıyla başlamıştı. Evet, bir rüzgar var. Sonrasında oradaki sermaye dopingiyle beraber sürekli üstlerde bulunuyor ama işte bazı şeyleri, o sermaye dopingi bence hiç yanlış bir tabir değil. Doping dediği şey dönemsel olabilir. Onu kulübün işte biraz önce anlatmaya çalıştım. Değiştir. Olmadı değiştir. Olmadı değiştir. Futbolda benim başarılı olmasın istediğim bir tarz değil. Değil. Kesinlikle katılıyorum. Yani Thomas Müller'e de bir bakalım. Bayern tarafında ya biraz. Ya Thomas Müller'e ya süper yıldız değil ama bak aidiyet dedik ya. Al sana aidiyet. Ya şimdi Thomas Müller vallahi stoper de koysan stoper de oynayabilir gibi geliyor bana. Yani o kadar yüksek bir fundamentali var ya ki. Harry Kewell'da stoper oynadı ya. Evet. Yani o tarz bir kafa Thomas Müller'de. Messi'nin Dünya Kupası başarısına büyük saygı duyuyorum ancak ona karşı kulüp seviyesinde işler her zaman iyi gidiyor. Cristiano Ronaldo Real Madrid'de oynarken bizim için gerçek bir problemdi. Bir Ronaldo Messi karşılaştırması yapmış ki Messi de 2015'ten bu yana kupa 1'i göremiyor, finali dahi göremiyor. Ve büyük başarısızlıklar yaşıyor. 2015'te Neymar, Messi, Suarez'di. O araya Mbappe girdi. Yine olmadı. Bu kez başka bir formayla. Bence de Messi sanki kapanışı bir Barcelona ile yapar gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Yani buradaki o işte gerçi Barcelona Ronaldo da Real ile yapsaydı. Biliyorsun keşke. Yolda gelirken Javier Tebas'ı okudu. Yani sayısız problemi var İspanya Futbol Federasyonu ile Barcelona'nın. Evet. Bu maaş durumu hala çözülmüş değil yeni ekonomik yolsuzluk. Olarak. Yeni yolsuzluk hakemleri etkiliyor musunuz, etkilemiyor musunuz konusunda. Hani Barcelona'nın biraz canı sıkılabilir hem bu saha içi hem saha dışı konularda. Onu etkiler. Ama Messi'nin durumu gerçekten de tarihin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Bu Dünya Kupası'nı da alınca biraz alınca hani Maradona yaşasaydı görseydi ama mutlu olduğunu hiç zannetmiyor. Çok alıştığından çok farklı bir düzen, sağ içi sağ dışı düzen sosyolojik var. Sosyolojik olarak da çok adaptasyonu sağlam bir futbolcu değil. Yani yıllarca Barcelona'da, İspanya'da yaşayıp ya başka dil konuşmuyor mesela. Yani evet. İspanyolca dışında dil konuşmuyor. Zaten hani ağzı var dili yok tarzı öyle bağıran çağıran hani Hacı tarzı değil. Sağ için öyle fırçalayan değil. Bir tip değil. Hani bir on numara bir kaptan ama. İçindeki canavarı da şeyde gördü. Neydi? Vovo ne? Kemera şey, Vegors'la şey yaptı. Allah'ım. Bizi de yap orada. Ya o Dünya Kupası söz konusu olunca içindeki o hani kimsin liderlik dediği. O çete, kimsin çete işte, bir araya gelince oluyor. Evet. Ya o bir de Arjantinler, Uruguaylar, Brezilyalar bu milli takım formasının özellikle Uruguay ve Arjantinler. Uruguaylar bir numara. Bir garip oluyorlar yani evet. Milli takımda. Çok başarıları yoktur ama Şililer de öyledir mesela. Şililer de öyle. Yani o evet. Aynen yani o işte Zamorano'su, Salas'ı. Salas'la Zamorano zamanı. Peki o zaman Bayern'i tebrik edelim. Yani Bayern yine Bayern deyip 2020'de de finalde Paris Saint-Germain'i mağlup edip zaten almışlardı kuponu. Yani kuponu diyorum kupayı. kuponu. Kuponu. kuponu tutturmuşlar. Bayern Münih de öyle bir takım işte. Yani 7'de 7 Şampiyonlar Ligi ile geldiler. Son haftalarda şampiyondu, Bundesliga'daki şampiyonu ben hep böyle espri yapıyorum sosyal medyada. Juventus'un bozuldu, Bayern'in de bozulsun derim ben yani. Ya bozulsun tabii ki hele Borussia Dortmund bozsun. 10 yıl yani, olacak yani. Union Berlin'de aslında iyiydi, fena düştü, değildi. O düştü 5 puan düştü belliydi ama çok zor bir şey. Yani o organizasyonla Bayern Münih gibi büyük bir organizasyonla şey böyle dönemsel başa çıkmak çok zor. Yine Borussia Dortmund gibi farklı büyük bir organizasyonla kazanabilirsiniz belki. Yani işte Bellingham'ı tut geliştir, efendim Mukoko'yu tut geliştir, işte Royce gibi bir liderin olsun. Teknik direktörde devamlılık sağla, bir oyun planın, yoğun şiddetli, presli bir oyun planın olsun.
O öyle yenebilirsin. Yani Union Berlin'inki kısa süren bir işte Gaziantep ligimizde 2001-2001. Bir Vestel Manisa gibi rüyası gibi durum. İşte ilk sezon önce Sivasspor'un Rıza Hoca ile ilk yarısı. Güvenç Kurtar 92 böyle geçmişe gidince çok örnek oluyor bende. O zaman Dortmund demişken. Dortmund demişken ne diyelim? Westfalen'den bir. Chelsea Dortmund şeklinde bağlayalım o zaman. Evet, Chelsea Dortmund. Şimdi tabii Chelsea'nin durumu içler acısı idi şu maça kadar ama ilginç yazılanlara bakıyorum. Taraftarın stat dışında da Graham Potter'a bir desteği var. Yani bu takım sadece yeni yılda 3 galibiyet aldı. Crystal Palace, en son Leeds, bir de Bournemouth. Leeds'ler yani. Alıyorum diyor ya. Ama alır. Yani gol atamama durumu var. Bu takım devre arasında tamam oynatamadıkları çok oyuncu oldu yeni gelenlerden. Çünkü şey yapamıyorlar, lisansını çıkartamadılar. Ama o kadar bir galibiyetten ötesi, ha Graham Potter'la bir şey olacaksa biz nasıl bundan 10 sene önce Liverpool ilk, Liverpool'un başına Klopp geldi, Klopp gitti, Dortmund'u son dakika golüyle eledi Tuchel karşısında. Oradan bir ivmeyle devam etti, bir acayip bir geri dönüşle. Burada da bu da bir geri dönüş. Yani doğru. Borussia Dortmund gibi olağanüstü geçiş hücumları yapabilen, buraya bir parantez açalım, Adeyemi'nin olmaması bu maçta çok etkiledi. İlk maçta golü atmıştı ve yani 100 metre herhalde 10 Usain Bolt'la yan yana gelseler, Prime Usain Bolt'a öyle açık farkla geçilmeyebilir. Evet, çok iyi bir oyun mu? Maçın başında ya dedim bu iyi tutuyor, bir tane araya kıstırabilir Borussia Dortmund ama Sterling işte... 60 topa sahip zaten ya. İşte Ben Chilwell'in... Ama bu tür takımlara... Al topu oyna dedi Chelsea. Şimdi şey Tottenham maçına gelince onu yazmış yani baktım. Tottenham topu verdiği zaman kazanıyor. Baksana gol beklentisi 2.087 ama topa daha çok sahip olan... Bütün pozitif şeylerde zaten... Var ama en negatif gol beklentisi yani 13'te 4 ikisinde şut. Yani Dortmund aslında Chelsea tempoyu arttırdı. Dortmund da tempoyu ayak uydurdu bence. Ya uydurdu zaten tempo söz konusu olunca... gelince... Tempo söz konusu olunca Dortmund'u bu gençlikle işte takımın en büyük, bence Marco Reus'tan daha büyük yıldız. Marco Reus bir simgedir. Bir Premier Lig bekleniyor seneye. Ya Jude Bellingham. Dönüş bekleniyor. Ya şey ne derler, orta sahası Jude Bellingham. Hani ben mesela Davud'u çok beğeniyordum. Davud şeyden tamamen şeyden çıktı, hatta göndereceklermiş orta sahada, oynatmıyorlar da. Çok dinamik. Geçişlerde rakibi çok rahatsız eden, Chelsea açısından yani bir Graham Potter nasıl ünlendi Brighton Hove Albion'da? Abi topa sahip oluyor, yerleşiyor, alan daraltıyor. Şimdi bu gibi maçlarda dezavantajlı skorla başladığınız gibi en son istediğiniz herhalde rakibin topa sahip. Borussia Dortmund gibi bir takımda yani orta sahayı teğet geçen, size şey ne derler cezalandırmak için elinden gelen her şeyi yapan takımlardı. Ama o işte Sterling'in golü ve ardından gelen sükunet ve rahatlık. Tekrarlanan penaltı var bir de bu arada. Şimdi o tabii... Tepki var mı? Ama ya, bu artık hakem bir şey yok. Yani ceza sahasına giren oyuncular var. Tekrar doğru. Evet büyük hayal kırıklığı oluyor. Doğrudur. Hani bazen işte o ya bu şey olmasa özellikle tuttuğun takım mağdur olduğu zaman ya tam mesela penaltı şey kurtardık sevinmişti hayda yeniden tekrarlanması. Var bize mi var? Mevzusu. Var ne bize olur. Mi var? Var bize mi var? Bu arada bu maçla ilgili buraya altına çizmişim şey. Aslında maçtan sonra konuşmamız gereken adamlardan bir Kukureya. Evet. Ya çok eleştiriliyordu. Evet. Çok eleştiriliyordu. Geçen maç hiç kadroya dahi alınmadı. Yani şimdi biz nereden bir kanat oyuncusu işte Brighton'dan getirdiği. Ya sol stoper oynattı maçın. En değerli oyuncusu oldu ki hiç tartışmasız. Orta sahada Kovacic. Yani biraz daha hani çok da formda aslında Borussia Dortmund. Liderliği aldı geri bıraktı Bundesliga'da. Biraz Stamford Bridge, biraz şans Chelsea'nin yanında derken eleyebilirdi. Kötü yani Premier Lig'de bir şekilde arkada kalsa da Şampiyonlar Ligi'nde ne yapıyor ediyor? Devam ediyor Chelsea. Kupayı aldıkları sezonda Tuchel'le. Bir nevi öyle. Yani ya o işte bence kadro derinliği çok fazla olmayan takımlar açısından mesela şimdi Milan açısından da bu geçerli. Geçtiler. Şampiyonluk iddiası yok Milan'ın. Zaten Napoli aldı başını gidiyor. Tottenham'ı evet, elediler. Yani takımı rotasyonu yaptığın zaman önem verdiğin sıra şey
önceliklendirdiğin organizasyon ortaya çıkıyor. Şimdi bundan sonra tamamen düşüneceği şey Graham Potter'ın, yani gidecek diye konuşuluyordu. Şimdi çok derin bir nefes aldı. Bir Matteo olur mu demiyor değilim de oyunumuzun başarılı ya da başarısız olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar her türlü durumda eleştirecek yani, bir şeyler bulurlar. Bak diyor. Boyle olmasaydı, Roman Abramovich olsaydı kaç kere kovulurdu bu periyot içerisinde? Üç kere kovulurdu ya. Gel geri ya bak, bir daha kovacağım seni gibi. Ya ben Roman Abramovich'e saygı duyuyorum şu anlamda. Çünkü Chelsea bir yatırım aracı olarak evet sabırsızlıkları, evet israfı vesairesi var ama şimdi şeyler gibi değil yani. Liverpool'un sahibi ya da Glazer'lar gibi. Ama ya da ilk yabancı yatırımcı olması, yıldızlar topluluğu oluşturma olayı ilk o yaptı. Beğenilece bilmem ne böyle önüne gelene yani 10 milyon sterlinin DAF'a en güzel örneği sen verdin. İşte Cole eşlik, Joe Cole mesela. Andy Cole yani, eşlik ol Joe Cole. Yani bunlar süperstar değil, Wainbridge'e. Saçtıkça. Ranieri'ydi hatta değil mi ilk? Evet evet, bütün dengeleri yani Jose Mourinho gelene kadar da bir şey kazanamadı. Bütün dengeleri aslında futbol ilk ayarını bozan adamdır. Yani o ilk yaptığı için ona tepki oldu. Ondan sonra baktık en masum da oymuş yani. Hani şey demiyorum, Rus oligarkı işte devletin mallarının çökmesi anlamında demiyorum çünkü yani. Çünkü City'nin yatırımcıları ayrı bir taraf yani uçtu. Liverpool ayrı bir uçtu. Bir United'ın belki hani ne yaptığını bilmiyor Glazer ailesi. Ve bu arada Chelsea bu grup içerisinde hani 6 büyük oldu ya artık. Yani evet. Orada en dezavantajlı takımlardan biri dediğimiz gibi Abramovich muhabbeti. Savaşıydı. İşte Lap diye ortada kaldı ya. İngiltere'ye girememesi Tuval dedi ya, ben kupayı aldıktan sonra ilk kez görüştüm Abramovich'le sağ ortasında diye. Artı mesela stat konusunda Liverpool şu an statı büyütüyor mesela. Evet. United yaptı yapacağını zaten. Old Trafford'dan geliri Stamford var. Bridge bu çapta bir takım. Stamford Bridge mesela yapamıyorlar. Çünkü hem çevresel faktör hem şey maddi anlamda büyütemiyorlar. Ve stat dezavantajları var adamların diğerlerine göre. Gelirleri daha düşük yani diğer takımlara göre. Ama yine de enteresan başarılılar ve devam ediyorlar ki şeyi de hatırla mesela ilk böyle yabancı oyuncuları aslında doldurma İngiliz takımı kimliğini bozmayı da Chelsea yapmıştır. Vialli'li, Gullit'li dönem. Ha tabii doğru söylüyorsun. Yani ne var ne yok almıştı. Zola'lar, bütün İtalyanlar geliyordu. Di Matteo vesaire geliyordu. Full yabancı oynayan ilk İngiliz takımlarındandır yani. Eddegoy kaleci. Eddegoy evet. Bravo. Başka? Ya Flo vardı. Dözayi. Doğru söylüyorsun Flo. Bak doğru bir özellik. Yani Leboeuf. Ilk böyle Leboeuf. Bunlar hep yani doldurduk. Yanlış. Çünkü United'da Liverpool'da. Dennis Weiss yanlış örnek veriyor. Doğru. United'da Liverpool'da hep Britanya adası ve İngiliz oyuncular yani, üzerinden giderdi. Yani Chelsea o kimyayı ilk bozandı. Ya, hocalar da Arsene Wenger'in işte Japonya tak diye getirilmesi çok büyük şaşkınlık yaratılmıştı. Evet. Arsenal yani sonrasında devrim yani. Arsene Wenger'in zaten şeyi de şimdi Alex Ferguson'ın büyük hayranıyım ama Arsene Wenger'in yaptığı şey çok daha büyük katkı. Yani belki birinci kupayı kazanamadı bir İngiliz takımıyla. Evet. Ama oyuna bakış açısını değişti. O işte geleneksel İngiliz futbolunu kırmaya çalışan bir adam. Son olarak Terzic de şöyle bir cümle kullanmış. Ben takımın performansından sorumluyum. Hakem performansından değil diye ufak bir özet geçmiş. Almanlar da Dortmund veda etti. Bayern devam ediyor. Paris'e gitti. İngilizlerden giden takımı konuşalım o zaman. Tottenham, Milan, efsane Milan geri mi dönüyor derken öyle bir iddia da değiller ya, ama. Efsane kaç Milan yıl sonra geri çeyrek final yaptı. Evet, 10 sene sonra şampiyonluk elde etti. Pioli. Evet. Yani ligde kötüler Napoli fırtınası var. Şey değil tabii yani hayalimizdeki Milan şimdi bizi seyreden genç arkadaşlarımız var. Benim 15-16 yaşında oğlum var. Milan'ı Atalanta ayarında bir takım zannediyor muhtemelen. Sassuolo. Çok normal. Yani çünkü onun işte bilmiyor ki zamanında bu takımda Nesta'lar, Yapstam'lar, efendime söyleyeyim Gattuso'lar, Seedorf'lar, Shevchenko'lar. Hatta yani işte sol bek Serginho, sağ bek Cafu, kaleci neydi o Brezilya, Dida yani hep beraber Rui Costa'sıyla vesairesiyle. Yani ben tabii daha öncesi de var da. Daha öncesi de var tabii canım o yani Sakki'nin Milan'ı yani mesela şimdi arka arkaya Şampiyonlar Ligi kazanan Real Madrid takım işte o şeyde Sergio Ramos'ta, orta sahanda Casemiro ile Luka Modric ile yükselen o Real Madrid takımı hiçbir zaman mesela belki ileride yapılabilir ama o kadronun %90'ı çünkü o seride hep aynı olduğu için. Evet. Hani Sakki'nin Milan'ıyla biz
Pep Guardiola'nın Barcelona'sına dünyanın gelmiş geçmiş en iyi iki takımı kadrosu bu olabilir mi diye çarpıştırıyoruz ya. İşte o Sakki'nin Milan işte yani 3 Hollandalı ve Baresi'den efendim. Ancelotti de orada var. Ancelotti de var tabii. Maldini'si. Massaro'su gibi çok önemli oyuncuların olduğu kadro da futbol tarihini o pres anlayışıyla değiştirmiş kadrodur. O Milan ya da işte 2000'lerin başındaki Milan'a döner mi? Bence zor. Çok zor. Yani şimdi oyna Bennacer, Tomori, hani bizim Rafa, Messias, belki hani Theo Hernandez, tamam kötü, hiçbiri kötü oyuncu değil. Ya o zaman ama İngiltere'deki iyi oyuncuları İtalya alıyordu. Evet. Şimdi İtalya'da biraz parlasın hemen Premier Lig alıyor. Öyle bir canavar var artık. Yani. Yani şimdi Rafael Leao, Fatih hocamızın geçen işte La Gazzetta dello Sport'a konuşmuş. Hayran, ben de hayran. Yani çünkü artık futbol, siz olur olmazla da konuştunuz ya, bu Ajax'ların tips yani. Evet. Teknik zeka, intelligence, işte personality, karakter ve hız, yani hız siz yine olur olma, yani Arda Güler'le ilgili, yani o Rafael Leao, yani hızı oranında ayaklarına hakim ve şey, kafası da çalışıyor, yani kafası ayaklarınızına ayak uydurabiliyor. Yine bir Tonali'ye galiba attırıyordu neredeyse de açıyı bulamadı, bulsa kendi gönderecek. Tonali de bak, ben Tonali de işte Brescia'da oynuyordu değil mi? Evet, evet. Brescia'da oynarken ya bu çocuk çok iyi, çok iyi dediğim ama şimdi Milan'dan buradan şeye gidebilir mi? Yani Milan en üst seviye olmadığı için bilmiyorum. Ama ya Pioli işte Allegri gibi çözüm odaklı, elindekilerle iyi oynayabilen, beklentilerinde çok üstüne çıkan bir teknik. En sonunda Barcelona'ya eğlenmişlerdi 11-12 sezonunda. Ki Zlatan şampiyon yapıp ertesi sezon işte o Şampiyonlar Ligi oynadıkları sezonda. Evet. O zaman Barcelona'ya eğlenmişlerdi. Pioli de diyor ki zor olacağını biliyorduk ama başardık diyor. Oyunculardan karakter göstermelerini istedik. Asla pes etmedik ve turu hak ettik. Adım adım ilerlemeliyiz diyor. Buna benzer demeci, şöyle söyleyeyim. Hani Galatasaray'ın o karlı havada Juventus'u elediği, evet, sezon. Allah'ım gol. O dönemlerde evet. Conte teknik direktördü. Biz daha çok yolun başındayız. İtalyan futbolu için yeniden dirilme hani dönemleri, adım adım ilerleyeceğiz diyordu. Mesela eğlenmemiz de normal, veya Bayern'e eğlenmişlerdi sonra. Ya, 15'te o final yaptılar ama mesela. Evet ya, tabii o şimdi şey, Conte'nin dediği dönem o işte Calciopoli'den sonra. İşte 2010'ların ya tekrar Juventus dominasyonu başladığı dönem. Ya şimdi Conte'nin... Pioli de Milan'ı tekrar hani aslında diriltmek istiyor. Diriltmek istiyor. Diriltti de aslında. Diriltti. Yani artık bundan sonra hani Şampiyonlar Ligi'nde de Tottenham'ı... Hani karşıda Tottenham'ı, da Conte var bu arada. Bir, Conte, o yüzden var. Conte'den gitti. Şimdi Conte'den gitti. Conte'den ben de burada... Şimdi bazı şeyler futbolda tesadüfle açıklanıyor. Açıklanabilir birçok şey. Şimdi Conte'nin bu eleme turlarındaki büyük başarısızlığı nasıl açıklanır onu bilmiyorum. Yani acaba şöyle mi? Şimdi topa sahip olma oranlarına var. Önceki maçlarda maçı seyrederken. Evet. Yani ne kadar az topa sahip olursa o kadar çok tur geçiyor. Tabii ki bunun şeyleri var. Denk Sporting'de mesela %50-50 olmuş gruplarda vesaire. Orada da gerçi istediği sonucu alamamış ama burada da %56-%44 olan bölümler var. %60-65'i zorladığı bölümler var. Ama skoru bulamıyor. İki tane çerçeveye bulan şut var. O da 90 artıda Harry Kane'in işte kafa vuruşunu kaleci çıkarttı, evet, manyan. Onun dışında da böyle yani Milanlar skorun kritik olmasına rağmen bence çok stres yaşamadan maçın sonunu getirdiler. Bu acaba diyorum hani az topa sahip olma futboluyla normal şartlarda eleme usulüne daha uygundur ya. Conte'nin bunun üzerinden nasıl bir ders alması lazım? Yani öz eleştiri yapıyordur %100. Çünkü bu artık tesadüf falan şey yapacak gibi durum değil. Açıklanacak bir durum değil. Yani Tottenham açısından da 7. kaçıncı sezon? İşte 15. sezon kupasız. Yani Tottenham da o kadar yatırım yapıyor, stadı yenilediler vesaire. Ama mesela Harry Kane ne yapacak? Bir sezon daha sözleşmesi var. Conte de diyor sezon sonuna kadar sözleşmem var. Ne olacağını göreceğiz. Belki de o zaman ya, beklemeden işte beni kovarlar diye açık. Yani bu başarısızlık şeyi de gevşetiyor, işte aidiyet, takım ruhu. Ya Harry Kane bir Tottenham efsanesi, en fazla gol atan futbolcusu tarihindeki. Hatta Premier Lig'de yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir sezon sonra ya bir tane kupası yok adamın. Hani tam Şampiyonlar Ligi finali var. Hı hı. Ama o da
kaybedince acıyla, yani bir elinde kupayla pozu olmayan bir kulüp efsanesi olabilir mi ya? Ya valla çapında. Conte için de şöyle söyleyeyim, noktayı koyalım. Conte İtalya'da daha mesela rahat edebilen bir isim bence. Inter'i şampiyon yaptı 2 sezon önce. Tabii. Juventus'u tekrar işte o dominasyonu başlatan bir isim. Tabii ya, hedefi büyük Chelsea, Premier League yapıyor ama terk ettiği Inter Porto'yla mesela çeyrek final için mücadele ediyor. Yani bütçe düştü vesaire dediği Inter. Evet, Conte için. Conte'yi asla başarısız bir teknik adam olarak kabul edemeyiz. Kimi zaman zaten hani uzun lig maratonlarındaki başarılar teknik adamlara daha büyük artı yazar ki bence en sansasyonel şampiyonluklarından birisi Chelsea ile, o hatırlarsın hep de çok silgeleşmiş bir şampiyonluk. Yani işler kötü giderken bir Arsenal maçının devre arasında bir anda, şimdi stoperin adını hatırlamıyorum, çok da önemli değil, formasyonu üçlüye çevirip 2-0'dan 2-2'ye dönüp ondan sonra o aldığı hızla, o değişik formasyonla şampiyonla işte Victor Moses'ın yıldızlaştığı sezondan bahsediyorum. Bu da hocanın aslında belirli takıntılarının olmadığı, yeri geldiğinde esnek bir şekilde formasyonu bile maç arasında değiştirebileceğini gösteriyor. Çok disiplinli, çok hırslı ama acaba topluma büyü mü yaptılar, ben anlamadım yani, açıklama getiremiyorum. Olabilir. Richarlison falan da yani biraz soyunma odasında kaybetmek üzere gibi. Yani başarısızlık çok şey gibi, rutubet gibi. Ya Mourinho da mesela yani çürütüyor. Yani. Mourinho birazdan fazla herhalde şey dönemini kaybetti gibi ya. Yine fena gitmiyor canım UEFA. Ya evet yani Konferans Ligi'nde kazandı eğer çok şeyse. O tabii onunla övünüyor haklı olarak. İleride diyecekler ki trivia sorusu bundan 35 sene sonra. Dört kupa birden kazanan, Avrupa'da verilen tüm kupaları kazanan teknik adam kimdir diye. O zamana kadar Konferans Kupası da Konferans Ligi de kalmaz. Evet. Büyük ihtimalle şey gibi. Peki. Benfica Kulüp Brüj bu bölümün son eşleşmesinde bir konuşalım. Ya Benfica zaten Roger Schmidt'le çok iyi bir başlangıç yapmıştı sezona. Elemelerden başlayarak. Ya kadrolar açıklandı. Elimi aldım lan. Bakıyorum. Şampiyonlar Ligi son 16. Enzo Fernandez'i şeye gönderdiler. Yerinde Chiquinho diye biri soruyor. Lan bu Chiquinho'yu ben nereden biliyorum? Aa, bu Giresunspor'un Chiquinho diye. İnanılır gibi değil ya. Ya öyle de hani 20-21 yaşında bir Türkiye'ye göndereyim, oynasın da şey kazansın da değil. Değil. Bayağı oynamış, etmiş. Bayağı görmüş, geçirmiş. Görmüş, geçirmiş. Oynadı, sonra oyundan çıktı. Ama bu maçın yıldızı João Mario. Zaten acayip formda. Fotoğrafı geldiği için. Evet. Rafa Silva da aslında en önemli oyuncularından biri ama maçın o da Gonzalo Ramos'a şeyi vermiş. Maçın oyuncusu ödü Rafa ilk golü atınca, bir de Rafa Silva da işte Braga'dan beri biliyoruz. Hakikaten çok yönlü, çok iyi bir oyuncu. Yani sağ bu maçta merkezde oynadı, solda da oynar. Sorun çözer, defansa gelir top çıkartır. Yani gerçek bir oyun içi lider. Belki ismi o kadar parlak gelmiyor ama. Ama işte orada da bu arkadaş... Ya bunu siz yine olur olmazda da konuştunuz. Zaten alt yaş milli takımlarında şu an artık 2023'ü seyredilecek oyuncusu kıvamından çıkmış vaziyette zaten. Dünya Kupası ile beraber bence Cristiano Ronaldo'nun o dönem çok tartışıldı. Ben o zaman da Fernando Santos'un yanında. Ya Cristiano Ronaldo varken Cristiano Ronaldo'yu oynadı. Şimdi elinde pırıl pırıl ki girdi, 2 tane attı biliyorsunuz. Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Dünya Kupası'nda yerine. Ya işte next işte efendim, bir sonraki Messi, bir sonraki Ronaldo kim olacak olur mu? Bir sonraki Portekiz'de Darwin Figo'ydu, Ronaldo oldu. Yüklendi bile. Bir sonraki Darwin Núñez'i yüklediler bile. Öyle diyorsun. Bir, yani Darwin Núñez'den aklıma önce gelen Cardozo'ydu mesela. Yüklediler. Yani çok şeyi farklı Benfica'nın. Yani inanılmaz bir scouting, inanılmaz bir organizasyon. Hani belki Gonzalo Ramos. Ramos. İşte şimdi Premier Lig'de kim forvet arıyor? Şey olacak yani. Muhakkak olacak ya. Mesela gelecek sene ben şimdi Choupo-Moting iyi iş yapıyor mu mesela Barcelona'da? United. Ay Bayern Münih'te. Choupo-Moting iyi iş yapıyor. Ya beklerler çok üstünde ama bir tane oraya Lewandowski'nin yerine bir tane underrated'ı var ama Choupo-Moting'in orada. Var. Ya çok muhakkak. Uzun süreden beri bir underrated'ı var. Var ama tamam. Paris Saint-Germain de tatmin etmedi ama orada da girdi, attı. Evet. Yani net değeri verilmiyor. Bu arada João Mário'da şöyle ilginç bir durum var. 5 maç üst üste gol atan ilk Benfica'lı futbolucu olmuş. Bir önceki kim? Kim? Eusebio. 1960'tan beri ilk defa bir futbolucu 5 maç üst üste Benfica forması.
Evet. Çok büyük bir efsaneyle de şey yapmak, rekoru paylaşmak çok önemli. Şey Sporting'de de oynadı bu arada. Tabii tabii. Oradan geldi. Sport, evet evet. Biraz yani Inter'i var. Ben Inter mesela gelme. Başarılı olacağını düşünüyordum ama çok fazla kanatta hapsettiler. Olmadı. Türkiye'ye gelme ihtimali de vardı bir ara. Öyle mi? Ya çok çok başarılı bir oyuncu zaten. Yani Türkiye biraz şey olurmuş. Geri vites olurdu. Peki Şampiyonlar Ligi'nde son 16'nın birinci bölümü diyelim. Sonuçlar Benfica 5, Kulüp Brüj 1, Benfica tur atladı. Chelsea Dortmund'u 1-0'ın revanşında 2-0'la geçti. Bayern Münih gol yemeden Paris Saint Germain'le 2 maçta toplam 3 gol attı. İkinci maçı da 2-0 kazandı. Milan ilk maçı kazandı ve ikinci maçta da beraberliğe yattı. Turu atlamış oldu. Benfica, Chelsea, Milan, Bayern Münih çeyrek finalistler oldu. Ve Manchester City, Leipzig, Porto, Inter, Real Madrid, Liverpool, Napoli, Eintracht Frankfurt şeklinde de gelecek haftanın fikstürü. Buradan ne bekliyorsun? Ya Manchester City'yi ben bekliyorum. Porto, Inter. Orası biraz ortada. Porto büyük takım, büyük takım ne yapacağı belli olmaz. Napoli bence Napoli rahat geçecek. Real Madrid yani, apayrı bir şov yaptı. Büyük ihtimalle biz neyi konuşacağız gelecek hafta? Neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız? Neyi konuşalım? Ne vereyim abi? Sen daha yokuz. Senin dilin daha iyi dönüyor maçta anlattığın için. Neydi o Gürcü çocuğun adı ya? Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Nasıl uçup kaçtığını konuşacağız büyük ihtimalle. Evet. Ya Real Madrid, Liverpool. Yani Liverpool olmaz. Şimdi... Olmaz. Olmaz. Liverpool hani... aklından geçen olmaz. Manchester United'a 7 tane attı. Real Madrid çok kötü gidiyor. Şampiyonluğu verdi aslında. Bu kaydı yani alıp sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Olmaz deyip Liverpool 5 atıyormuş değil mi? Mesela 4-1 de olmuyor yani öyle şey. Ya geçen hafta da herkes United dedi, ben dahil herkes United dedi, gitti 7 attı. Liverpool. Yıldır gibi değil. Evet. O zaman noktalıyoruz değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İstanbul yolunda Şampiyonlar Kulübü'nde MKG ile birlikte turları, maçları değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. NTV Spor YouTube kanalının yeni içeriklerinden haberdar olmak için, Şampiyonlar Kulübü'nün yeni bölümlerinden haberdar olmak için ne yapıyoruz? NTV Spor'un YouTube kanalına abone oluyoruz. Yorum yapıyoruz lütfen. Görüşmek üzere gelecek programlarda. Hoşçakalın.